Herkese merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere konuşmak istediğim bazı konular var. Bu konular ne? Ben bir yıl önce bir video çekmiştim. İşte Almanya'ya kaçak gelmek, yani yasal olmadan gelmek. Bu videonun altına bir sürü yorumlar geldi. Kimi linçlemiş, ya sen Almanya'ya gittin, sen niye böyle konuşuyorsun? İşte sen buraya adımını attın, tabi Almanya'ya gidince adımını attıktan sonra böyle konuşması kolay. Ya ben insanlara şunu önerdim, dedim ki arkadaşlar, gerçekten hani çok iltica, yani sebebi nedir? Ekonomiden değil de sırf hani politik olsun, ekonomi olsun, ya yani ekonomi diyorum, politik ya da başınız belaya girmiştir. Kesinlikle tabi iltica bütün Avrupa'da ya da bütün ülkede bir haktır. Size tanınan bir hak. Bu hak ne? Eğer can güveniniz yoksa ve o ülkede yaşanabilir bir şekilde kalamayacaksanız, başınız tehlikedeyse iltica başvurusu yapabilirsiniz. Ama beni tamamen yanlış anlayıp bunu şey olarak anladılar. Ben hani kesinlikle Almanya'ya gelmeyin, şöyle yapmayın demedim. Hani o kadar çok boş konuşan insanlar var ki, vasıfsız, işi yok. Adamlara diyorum ki hani buraya ilk gelip boşuna iltica etmeyin. Gerçekten çok neden, hani çok geçerli bir sebep yoksa buraya gelip iltica etmeyin. Niye ben bunu dedim? Buraya geliyorlar. Buraya gelene kadar rezil oluyorlar. Nasıl rezil oluyorlar? Bir sürü işte ülkenin, işte Sırbistan'ın, işte Romanya'nın, Hırvatistan'ın sınırlarını geçiyorlar. Buraya gelince de zaten sizi kampa yolluyorlar. Ben hiçbir şekilde iltica etmedim. Ben Almanya'ya zaten vizeyle geldim. Ben buraya eğitim amaçla geldim. Ben burada zaten vasıflı bir insan sayılırım. Tabii ben şimdi küçümsemiyorum buraya ilticayla gelen insanı. Ama böyle her kafasını atan, yani buraya gelmek istiyor, geliyor da sonra geri deport ediliyor. Şu anda Türkler, yani biz Türkler olarak Almanya'da ikinci sıradayız. En çok iltica başvurusu yapanlar. İlk sırada kimler var? Suriyeliler. Bundan 2-3-4 yıl, hatta 5 yıl önceye kadar Suriyeliler daha çoktu. Yani iltica başvurusunda Türklerden çok yoktu. Herkes bir şekilde ya yasal geliyordu ya da bu kadar iltica başvurusu yapmıyordu. Zaten Avrupa iltica süresini hızlandırdı. Artık geçerli bir sebebi olmayanı geri deport ediyorlar. Geri deport ediyorlar. Yani demem o ki sizin geçerli bir sebebiniz yoksa geri ülkenize gönderiyorlar. Burada çektiğiniz, buraya gelip de çektiğiniz çile, sorunlar yanınıza zarar olarak kalıyor. Ve yola çıkarken başınıza belki olaylar geliyor. Paranızı kaptırıyorsunuz. Ne bileyim, bu sizi götürecek ne bileyim birkaç kişi oluyor. İşte sizi para karşılığı 4000, 5000, 6000, hatta 10.000 dolar bile para isteyen var. Ya arkadaşlar, siz hadi paranızı geçtim, can sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bu sizce iyi bir şey mi? Zaten kaçakçılara 10.000 euro, 10.000 dolar vereceğinize, yani buraya zaten bir şekilde yasal gelirsiniz. Bakın, gerçekten sebebi olan, hani can tehlikesi olanlara hiçbir şey demiyorum. Buraya gelip iltica edebilir. Ama sadece macera aramak için gelip de burada hani iltica etmek isteyenler boşuna uğraşıyor. Çünkü ben bunu dediğimde videoda bana linç ettiler. Yani videom zaten 63.000, 64.000 kişi izledi. İşte altına yazmışlar, ya sen boşuna konuşuyorsun, sen nereden bileceksin? Ben burada 4-5 yıldır kalıyorum, tamam mı? Haberleri de izliyorum arkadaşlar. Hani sürekli yasa değişiyor. Hani buraya geçerli sebebi olmayan insanları, buraya entegre olmayan insanları geri yolluyorlar. Buraya gelirken ne oluyor? Paranızdan oluyorsunuz. Ondan sonra paranızda olduğu gibi de sizi geri deport ediyorlar. Sizce bu iyi bir şey mi? Bence değil. Ben olsam yani kesinlikle tercih etmem. O yüzden dediklerim iyi. Bakasın dikkat etmeye çalışın. Çünkü ben size hiçbir şekilde uyarmıyorum. Zaten buraya geldikten sonra da bazı arkadaşlar var, pişman olup geri dönmek isteyenler ya da
işte başvurusunu yapıp geri pişman olmuş olanlar geri dönüyorlar. Yani böyle sizlere bunlara bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz.